O bu. Peki neden senin orada telefonun sinyal veriyor? Onu bilemem abla. Onu sen jandarmaya açıklarsın. Yok ben yoktum çünkü o gün. O gün ben orada Cuma'ya da gittim zaten. Cuma'dakiler de gördü beni. Yani çok değişik bir hani şey bu. Ben çünkü Cuma'ya da gittim o gün. Cuma'da adamlar da gördü beni. Benim kendi arkadaşlarım bunların akrabası sonuçta. Onlar da gördü beni. Akrabalığı gördü yani. Yan yanaydı zaten sonuçta. Nasıl saat onda? Yok abla öyle bir şey. Eminim ben çünkü. O kaybolduğu gün diyorsanız yoktu. Peki Savaş'cığım o iki çocuğun Allah bağışlasın sana. Allah şanslı bir gelecek var, şey olsun çocukların inşallah. Hiç o çocukların senden olmadığı ile ilgili kafanda şüphe oldu mu? Öyle bir mu? Şey yok. Namus gelesin abla bak hemen ben tepeme atmaya başlıyor. Ben çok öyle şey sevmem. Ben namus konusunda eşimden kesinlikle şüphe etmedim. Namus demiyorum ben. Böyle bir şey abla sonuçta şüphe diyorsan namus meselesine gel bak. Ben hemen sinirlenirim öyle şeye. Ben eşimden kesinlikle öyle bir şey hani düşünmem bile. Çok sinir, elim ayağım titremeye başladı bak abla. Böyle şeylere girmem lütfen. Ben çünkü eşime güvenirim. Öyle bir şey yapmaz o. Zaten zavallı bir kızın tekiymiş ya. Ya tamam da abla yapmaz. Ben biliyorum çünkü. Burnunu evden dışarı çıkarmıyormuş yani. Ablam pazara markete gönderirdim. Burnunu evden çıkartamadı diye bir şey yok. ETS kayıtlarına geçelim. Devam edelim oradan. Çok önemli gerçekten. Tamam abla. Keşke bir kere de şöyle bir iz bulduk deseniz de onlara geçsek artık. Hangi izi bulmamızı bekliyorsun? Hani Nurhan'la ilgili. Nelerle ilgili? Nurhan'la ilgili hani bir iz bulduk bir yerde şeyini hayatta bulduk diye. Hayatta olsa bulacağız Savaş. Abla ölü veya diri bulmanız lazım. İşte, yavaş yavaş çünkü başına ne geldiyse o köyde geldi. Abla ben size söylüyorum hani en benim bak hani diyoruz yani fikir üret üretiyorum işte. Söyle. Benim en şeyim arabalar. Başka kesinlikle bir imkanı yok. Arabalar abla. Uçacak hali yok havaya. Arabaların içinde şoförün yanında ve arka koltuklarda olmadığına göre... Ya bayılttılar o zaman i̇şte, koydular abla, arkaya. Ama arabadan başka bir şey olma şansı yok. Şimdi şöyle muhtar saat 17 gibi senin eşini görüyor. 17-18 işte öyle görmüş. Ne olduysa sen HTS kayıtlarına göre sabah 10'da sana göre saat 15.30'da. Ne olduysa çok ben planlı programlı bir olay olduğunu düşünmüyorum Savaşçığım. Sen yoksun. Ben planlı programlı bir olay olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyleyse çok korkunç. Ama benim kendi şahsi kanaatim, ben kendi fikrimi söylüyorum. Sevgili izleyiciler siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ani gelişen bir olay karşısında Nurhan hayatını kaybetti. Abla bak ben size söylüyorum bak hatta o gün... sana daha da ileri bir şey söylüyorum. Nurhan'ın cesedi ya o köyde ya da yakın bir yerde. Abla niye bulamadılar o zaman? Niye bulamadılar o zaman ya, bulsunlar? Sabır ya sabır. Sabır da abla. Bir şey söyleyeceğim bak sonuçta bir dosyanın çalışılması sen zannediyor musun ki ben öyle bir günde buldum diyenler. Öncesinde. Ya tamam. Öncesinde 3-4 yıllık araştırmalar yapıyor. HTS kayıtlarının gelmesi öyle pat diye olmuyor biliyorsun. Tamam ablacığım bu teknik şimdi inceleme, teknik... sizin dediğiniz gibi ölü de bulunsa kimin ne yaptığı nasıl olduğu bulunacak mı? Ben bir şey söylemedim. Sen yok. Mi söyle? Yani, yok bulunacak mı diyeyim yani? Hani ölü de bulunsa diyeyim mesela. Ha, ölü bulunursa dediydin kimi? Ha. Allah ölmedi. Neyi soruyorsun? Bir dakika Savaş neyi soruyor? Bir daha canlı söyle da olsa, ölü de olsa, ölü de olsa canlı da olsa. Bir dakika amcası bir dakika. Önce amcan konuşsun mu? Emir Bey söyle Emir'ciğim. Hadi söyle canım. Diyorum ki bu canlı ölü bulunsa. Ha. Yani bu ben mantığım. Diyelim ki ölü bulundu. Kimin ne yaptığı? Ne şekilde öldüğü? Tabii. Belli olmuyor mu? Olur kemiklerden, tamam, her tamam, şeyden abla, işte, belli. Tamam abla ben de şunu söylüyorum bak. Benim mesela yapacağımı yok. Bildiğim halde niye iftira atıyorlar? Niye? Peki bunu yeni mi düşündünüz? Ama sen evinde hani kim yaptı? Sen o zaman kim yapabilir? Gel, sen, ben, ya bu kişi kendine bursa Didem abla bir şey söyleyeyim. Ablacığım ben size bir şey söyleyeyim bak. Söyle Savaş. Söyle sen. Benim en büyük hatam ne biliyor musun? Keşke iki kere gittiğinde buna sahip çıkmasaydım. Annesine derseydin. Keşke işte bak. Tabii. En büyük hatam benim ama ben işte bunu yaptığım halde beni kötü görüyorlar. Bunu yaptım. Mesela Rahman dedi, ben seni iyi biliyorum dedi, kötü oluyorum, hani kötü öğrendim. Hani biri buna beni kesmiş demek ki, Savaş kötüdür diye, Savaş böyle diye. Hiç ben senin eşini öldürdüğünü abla, düşünmüyorum. Bak, hiç şüphelenmedin mi? Beni kötüleyene, hani sana kötülemiş ya biri. Öyle kimse, bak sana sen kimse dedi, bana kötülemedi. İlk geldiğin gün kendin dedin. Tamam, beni kötüleyen kişiye hiç şüphelenmedin mi? Yüzünü gördükçe. Biz sen gerçek yüzünü gördükçe görece tanıdık. Biz seni, biz sen hep... Zaten yok, seni görüyordu. Ama madde bağımlısı dedim ona. Benim tipimden ağrı hani madde bağımlısı olduğunu söyledi o. İsteriniz kanamada bakılsın. Dur amcam bir şey söylüyordu. Söyleymiş. Şimdi iki bir durup hani yaralılar biliyor. Biz de yaralıyız onlara. Benim ama çektiğim kim çekti ya? Benim o çocuklar görünmedi abim başımdan uçuyor. Yeğenlerimi. Anlıyor musun? Şimdi iki bir durup sizin evinizden gitti. Sizin evinizden gitti. Ben ne diyeceğimi dine. Ama onlar yoklar o sırada orada. Öyle diyorsunuz değil mi? Sizin evinizden gitti. Evet. Ya bu bizim gelinimiz mi? Gelinimiz. Gitmek istediyse
Bu Ahmet'in Mehmet'in evinden mi geçecek? Tabii bizim evden geçecek. Nerede işte? Nereye geçti? Nasıl oldu? Ya nereye geçtiyse arkadaş? Niye değerlendirme yapmıyorsun? Ya yapma, yapıyoruz. Arabada yapalım. Diyoruz işte. Ben bu canlama ne söyledim kaç kere. Bu dedim arabada gitti büyük ihtimalle. Uşak ağlıyor mu? Çünkü köpeğe saldılar. Peki bu araba, o arabayla nasıl geliyor? Bir saniye. Bu kapıdan onun nasıl tezahürden denk gelip de alıyor senin işin dibinde? Bir dakika. Eşyalarını iz araba köpeklerine koklatmışlar sevgili izleyiciler. Köpek nereye kadar gidiyor? Nerede? Hatırladım kadarıyla abla. Evin etrafında tur atıyor. Ondan sonra aynen böyle camın altından doğru gittiği yoldan yola iniyor. Evet, ondan sonra köpek sağa sola bakıyor, daha şey yapmıyor. Köpek başka uzağa gitmedi değil mi? Gitmedi. Kendi eliyle götürdüler. Hani kendi imkanıyla gitmedi. Kendi imkanıyla gitmedi. Ondan sonra leş köpeğe de saldılar. Hani leş köpeği mesela tam mesafe hatırlamıyorum. Mesela bir mesafeden bir koku aldı. Köpekciğiz hani atları da bakmadan ama başka bir hayvan ölüsü çıktı. Bulması lazım abla yakındayız o peki, zaman. Peki Savaş, çıkması lazım. Şunu niye düşündün? Onun cesedi ve yani şu anda maalesef ya bulunursa sadece özür dilerim bunu söylediğim için ama vücudunda sadece iskeleti, kemikler falan. İnşallah öyle bir şey yoktur. İnşallah abla. Yoktur. Bütün kalbimle diliyorum. Onu inşallah Allah evlatlarına bağışlar. İnşallah. Bütün abla. Kalbimle diliyorum. Ama neden kemikleri ortaya çıkarsa nasıl öldürüldüğü ortaya çıkar mı sorusunu niye soruyorsun? İftira atma için abla. Kimin olduğu belli olsun diyen. Biz isek bize yükselirsin. Biz cezamızı çekeriz. Bunlar ise onunla çektir. Çünkü biz devam edeceğiz. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yani o katilin kim olduğunu söylemez ki. Ancak öldürülme şekliyle ilgili ceset konuşur yani. Onu bilmem abla. Benim en çok kızım konuyu biliyor musun abla? Bunların iftira atması. Niye iftira atıyor? Ya ne iftira atıyor? Sen evine gitti. Başka ne diyorsun? Sen illa sen demiyor. Ben bu arada size şöyle söyleyeyim. Geçer çıksın meydana değil uğraşıp da. Evinden gitti de illa bu öldürülük mü oluyor şimdi? Ne olacak başka? Ya, 2,5 yıldır haberi yok. İki kere daha gitti. Ya şimdi böyle bir şey yok. Sen de bana ne dedin? Sizin baskınızdan kaynaklı. Benden kaynaklı. Bana neye geri geldi? Annene gelmedi. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Annene niye gelmedi o zaman? Sen gidekçelerini aldın. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Sen kandırdın. Öncekinde de sen kandırdın zaten. Biz var. Anlaya gittik de. Sığınma evinde kadın ben nasıl... Gittiğimiz zaman, o kadının yanına gittiğimiz zaman almaya gittik dedi. Hepimiz... dedi gelmek istemedi dedi. Ben oradan rahatsızım, ben oraya gitmek istemiyorum dedi dedi. Alnı kuş... dedi dedi. Biz seni dedik dedi. Ailen teslim edildi. Bir dakika elimde bir bilgi daha var, onu açıklayacağım ama...